Bu işte bir yamuk var abla. Cemo'yu Tufa'ya getiren o muhasebeci. Parayı havale ettikleri Suruç'taki o herif, baksan dünyadan habersiz Allah'ın garibi. Bizim bunlarla ne işimiz var? Üstelik de hepsi kayıp. 10 trilyon. Bir kooperatif muhasebecisinin çapını aşar bu iş. Bana kalırsa birileri hazırlığını yapmış bekliyordu bu işi. Günü saati gelince bastı düğmeye şerefsizler. Şimdi de işin yoksa ayıkla pirincin taşını. Aklıma takılan beyt o. Benim de. Bir emin olabilsem. Görmedin mi? Mesele patlak verince fırsatı ganimet bilip kabara kabara attı kendini ortaya. Ya da başından beri işin içinde hep o vardı. Zeyno ana. Evet. Avukat Remzi Bey geldi. Bekletme, al içeri. Tamam. Buyurun. İyi günler. Merhaba Remzi Bey, buyur otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım bize bir kahve yap. Tamam Zeyno ana. Hayrola Remzi Bey, telaşlısın. Bazı gelişmeler var. İyi mi kötü mü? İyi sayılır. Ya hemen söyle. Yeni belgeler var. Hadi bakalım. Kütüphaneci kızdan ne haber? Veren. Her ne hasbaysa. Garip bir kız. İçe kapanık. Ürkek. Ağır bir yükün altında ezilir gibi. Hani hiç bilmeyen biri sorsa bu kız kimin kardeşi olamaz diye doğrudan Şano gelir aklına. Bildiğim bir tek şey var. Şano'nun gölgesi nereye düşmüşse melanet orada pusuya yatmış bekler. Kız sahiden masum olabilir ama zaten bizim üst Elif'ten teminde... daha masumu var mıydı? Tanıdığım son masum insandı o. Öldüğü gün hepimiz birden öldük. O günden beri de hala ölüyoruz. Unuttun mu yoksa? Düşünmen icap eden o kızın ne kadar masum olup olmadığı değil. Kızın abisinin Şano olduğu. Sen sadece bunu düşün. Sadece bunu. Çay içmek isteyen? Makbule geçer. Buyur Reşo amca. Bu çay niye açık böyle? Öyle olması gerekiyor. La havle. Hayır Reşo amca. O değil. Senin kekin bu. Kolesterolü düşük kepekli undan. Yağsız undan. Tatlandırıcı var içinde. Oho çattık ha. Sızlanmak yok Reşo amca. Bypass olana kadar böyle. Hadi ye. Harika. Bunun hepsini yiyeceksin Reşo amca. Afiyet olsun. Murat. Oğlum bu kız bana ağız tadıyla bir akıllık yaptırmayacak ha. Bence o ne yaptığını gayet iyi biliyor baba. Yıkıl karşımdan hain evlat. Her şeyi de çok iyi bilirsiniz ya. Hadi babacığım, sen ye kekini. Buyurun, afiyet olsun. Sağ ol. Ne zamandır buradasınız, bu kütüphanede? 3 yıl oldu. Memnun musunuz? Evet, kitaplarla aram hep iyiydi. Nerede oturuyorsunuz? Emniyet Caddesi'nde. Ailenizle mi? Hayır, yalnız başıma. Aileniz hayatta mı? Yok. Çoğunu kaybettim. Affedersiniz, ben de amma sordum değil mi? Rica ederim, önemli değil. Hem ben artık yerime gitsem iyi olacak. Tabii. Bakar mısınız? Bizim 2 çay vardı. Lütfen, lütfen izin verin ben ödeyeyim. Peki, teşekkürler. Bir dahaki sefere sıra bende ama. Anlaştık. Sağ ol. Sağ ol. Efer beni.
Gurbet yer.